Niye dedim biliyor musun? Koca dev dev insanlar, yazarlar, dünya tarihinde şekil vermiş insanlar işin içine çıkamamış. Ya delirmişler ya intihar etmişler. Yani çok filozoflar delirmiş veya intihar etmiş. Bildiğim için söylüyorum. Çünkü onların felsefesi ne şuydu. Hayatla ya uzlaşacaksın ya savaşacaksın. Böyle demişler. Bu cümle onların. Savaşırınca delirirsin. Uzlaşırsan hayatın bir parçası olursun. Peki çıkış yolu nedir? Gene onların sözü. Savaşırken uzlaşacaksın, uzlaşırken savaşacaksın. Onların bir roman variymiş diyoruz da, değil mi? Peki bizde ne var? Bunlar ifrat ve tefrit. Ya savaşacaksın, ya uzlaşacaksın. Savaşacaksın, delireceksin. Uzlaşacaksın, hayatın bir parçası olacaksın. Yani normal hayat akan bir varmış, bir yokmuş. Dikdörtgen için öleceksin. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Onun için öleceksin. Bizde ne vardı? Niçin bunu deme ihtiyacını duydular? Çünkü vasat yok. Felsefede vasat olmaz. Hiçbir şeyde vasat olmaz. Hiçbir yerde vasat yoktur. Siz tabii akvaryumun içinde büyüdüğünüz için ifrat, tefrit, vasat. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ne biçim şablon? Ne biçim olayları yorumlama yöntemi biliyor musunuz? Farkında değil yani. Yani nurcular farkında değil elindeki nimeti. Diğerler inim inim inmiyor. İfrat, tefrit, vasat var. Adam hayata ya uzlaşacaksın ya savaşacaksın. Çünkü niye? Demek zorunda. Peygamber yok ki dünyalarında. Vasat sistemini an şart peygamber olması lazım.